ekranda birbiri ardına farklı görsel karakterler gelecek. Evet. Bu karakter kişinin yaş grubuna göre değişebilen karakterler. Senin için maskeli bir karakter gelecek. Bu karakteri göreceğiz, deneme yapacağız, videosunu izleyeceğiz, öyle başlayacağız. O yüzden rahat olabilirsin. Senden istediğimiz şu. Karakterimizi görür görmez bu boşluk tuşuna bir kere ve mümkün olan en hızlı şekilde basmanı istiyorum. Başka yapman gereken hiçbir şey yok. Şimdi karakterimizi bir tanıyalım. Etkinliğe başlamak üzeresiniz. Etkinlik süresinde ekranın ortasında birbiri ardına farklı görsel karakterler çıkacaktır. Görsel karakter çıktığında boşluk tuşuna mümkün olan en hızlı şekilde ve sadece bir kez basınız. Ekran ortasında başka bir görsel karakter gördüğünüzde hiçbir tuşa basmayınız. Birazdan bir deneme bölümü başlayacak ve bunu takiben asıl etkinliğe geçeceksiniz. Şimdi karakterimize bir daha bak. Bu maskeli karakter bizim karakterimiz. Az önce de videoda gördüğün gibi bu karakteri görür görmez boşluk tuşuna bir kere mümkün olan en hızlı şekilde basıyorsun. Tamam. Şimdi bu bir deneme. Denemede daha net anlayacaksın. Hazır olduğunda başlayabiliriz. Hazırım abi. Tamam. Hadi bakalım. Bu bir deneme. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, çocukluk çağında başlayan çocuklarda görülen, ergenlikte ve yetişkinlikte devam edebilen bir rahatsızlık. Odaklanmada ve dikkatini vermede güçlük, davranış kontrolünde zorluk ve aşırı hareketlilik bunun temel belirtilerinden. Birazcık sizlere MOXO nedir diye bahsetmek isterim. MOXO, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunun değerlendirilmesinde tanıya yardımcı bir ölçüm aracı ve bilgisayar üzerinden uygulanan online bir test. Dikkatin az önce bahsettiğim 3 temel alt alanı vardı. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu. Dikkat, dürtüsellik ve hiperaktivite. Bu alanlarla beraber MOXO bir de ek zamanlama kriteri getiriyor ve 4 temel alanı yaş cinsiyet normuyla değerlendirerek durumunu kıyaslayabiliyoruz. Bunun beraberinde yine bu 4 alana zaman etkisini görebildiğimiz bir skala var. Zaman geçtikçe nasıl? Mesela bir sınav üzerinden örnek verecek olursak dikkatim sınavın başında nasıl, sonlara doğru nasıl, bunları görebiliyoruz. Beraberinde yine MOXO'nun ayrı bir tarafı olan çeldirici etkisini görebiliyoruz. Görsel, işitsel ve karma çeldiricilerin yine bu 4 alana dikkat, zamanlama, dürtüsellik ve hiperaktivite. 4 alana etkisini tek tek değerlendirebiliyoruz. Nedir bunlar? Somutlaştıracak olursak örnekle. Mesela burada ders çalışıyorum, yan odadan ses geliyor. Bu bir işitsel çeldirici. Veya sınıf ortamında arkadaşım kalemle oynuyor, pencereye bir kuş kondu. Bunlar görsel çeldiriciler. Veya her ikisinin bir arada olduğu karma çeldiricilerin yine az önce bahsettiğim gibi 4 alana etkisini tek tek değerlendiriyoruz. Ondan sonrasında fluktuasyon, dalgalanmaların olup olmadığına bakıyoruz yine 4 alanın. Ve son olarak da korelasyonları değerlendirdiğimiz
ikili ilişkiler, pozitif negatif bir korelasyon var mı? Atıyorum dikkatim dağılınca aynı zamanda dürtüselliğim de dağılıyor mu? Veya birisi dağılırken diğeri düzeliyor mu? Negatif korelasyon var mı? Bunları gözlemlediğimiz bir rapor hazırlıyoruz. MOXO testi aslında bunları ölçümleyen bir ölçüm aracı. Bu ölçümler sayesinde erken teşhis sağlıyoruz. Projemizin başlangıç kaynağı da aslında buydu. Raporun durumuna göre eğer ihtiyaç halinde bu raporla bir hastaneye veya bir uzman doktora, psikiyatriste yönlendirme yapıyoruz. Veya raporun durumuna göre yine evde alınabilecek önlemler, biliyoruz ki dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun tedavisinde aile, anne baba ve öğretmen eğitimi çok büyük rol oynuyor. Bu yüzden bu kısma çok fazla önem veriyoruz. Bu kısmı anlatıyoruz. Evde alınabilecek önlemleri, metotlara aktarıyoruz. Bu şekilde gönderiyoruz. Sonrasında da yine takip ve kontrolünü yaptığımız uygulamalar devam ediyor. Tabii programın bir parçası da aslında anne baba öğretmen demişken bu kısım. Çünkü biz burada toplu olarak da bireysel bunu vermişken toplu olarak da anne baba eğitimleri okullarda yine programlar ve kliniğimizin eğitim salonunda programlar ara ara yürütüyoruz bu projenin bir parçası olarak. Yani aslında dikkat eksikliği hiperaktiviteyi her kanattan tutmuş noktadayız bu anlamda. Bu şekilde yürüttüğümüz bir uygulama. Tabii sonrasında programımız ilk pandemi öncesi başlatmıştık biz bu projeyi. Pandeminin araya girmesi, yasaklar, işte kontrollerin aksaması, çocukların evde kalması, sokağa çıkma yasakları vesaire ilerleme hızımızı bayağı bir yavaşlattı. Ama genel anlamda baktığımızda bugüne kadar 400'ün üzerinde kişiye ulaştığımızı görebiliyoruz. Bu gerçekten güzel bir rakam bizim adımıza. Şu anlamda da güzel bir rakam. MOXO testini devlet kurumu olarak Türkiye'de ilk defa ücretsiz uygulayan kurum bizim kurumumuz. Kliniğimizde uygulanıyor. Ve MOXO testi özelde ciddi rakamlara yapılabilen bir test. Bunu ücretsiz olarak vatandaşın kullanımına sunabilmek, özellikle dezavantajlı grubun ulaşabilitesini sağlamış olmak adına çok güzel sonuçlar aldığımız bir noktada. Artık pandeminin etkilerinin azalmasıyla birlikte biz de uygulama hızımızı arttırdık. Uygulamaya katılmak isteyen vatandaşlarımız Mersin Büyükşehir Belediyesi Polikliniği iletişim numarası 0324 232 çift 072 numaramızdan arayarak kayıt oluşturabilirler. Doktor tanı koyduktan sonra benden bir test istedi. Dikkat ve performansı ölçen bir test. Bunun adı MOXO. Ben de araştırdım tabii ki internetten bu MOXO testi nerede yaptırabilirim. Sonra tesadüfen ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bu testi ücretsiz uyguladığını öğrendim. Hemen başvurdum. Ali aldığı testte 25 dakikalık süren bir test bu. Sonuçlara göre de bir yol izledik. Ali'nin bütün düzeyleri, performansları yüksek çıktı. Dolayısıyla hani belirtilerin tanısı konulmuş oldu yani. Hepsi kırmızı düzeyde olunca biz bir tedavi sürecine başladık. Hemen psikiyatriyle, okulla hep birlikte koordineli çalıştık tabii bu süreçte. İlaç tedavisi, terapi, ayrıca beyin egzersizleri, fiziksel egzersizler hepsini bir arada yürüttük ve çok iyi sonuçlar elde ettik. Yani okul başarısında olsun, arkadaş düzeyinde olsun. Yani hiç arkadaşı olmazken 5-6 tane arkadaşı oldu, öyle söyleyeyim şimdi. Şu an sürecimiz devam ediyor. Bu testi ben dışarıda yaptırmak isteseydim 550 TL'ydi. Tabii bir yıl önce, iki yıl önce böyleydi. Şu an ne kadardır bilmiyorum. Çünkü süreci hala Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde devam ettiriyorum bu testin sürecini. Hem öncesi hem sonrası olarak. Bir anne olarak eğer çocuğunuzda böyle şüpheler ve belirtiler varsa Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmetinden yararlanmayı tavsiye ederim.